Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yusuf Ünal, Büşra Çalışkan ve Sezgin Çağlar, TÜBİTAK projesi ve öğretmenlik uygulaması kapsamında yardımcı doçent Doktor Burcu Durmaz ve Doktor Ramazan Gürel danışmanlığında ilimizde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda Matematik Sokağı projesi gerçekleştirerek Burdur'da bir ilke imza attılar. Proje kapsamında genç öğretmen adayları Büşra Çalışkan, Yusuf Ünal ve Sezgin Çağlar şunları söyledi. Büşra Çalışkan, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Biz bu projeyi yaparken asıl amacımız öğrencilere formülleri ezberletmek değil de gelip geçtikçe dikkatlerini çekerek fiziği öğrenmeleri sağlamaktı. Hani gelip geçerken posterlere falan baktıklarında matematiği daha güzel şekilde sevdirmek de asıl amacımız. Oyunlarla eğlenceli hale getirmekti ki bunu da başardığımıza inanıyorum, inşallah öyledir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi 4. sınıf öğrencisi. Tabii ki hani biraz önceki arkadaşımın söylediği gibi de diyeceklerini ekstradan söyleyeceğim pek bir şey olmamasına rağmen şunların da tabii ki altını çizmek lazım. Okullardaki olanaklar artık güzel. Yani dersler zaten güzel bir şekilde işleniyor. Yani burada da biz görüyoruz mesela şu anda işte Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'ndaki derslerin birçoğuna giriyoruz. Dersler de gayet etkileşimli bir şekilde geçiyor. Ki buradaki öğretmenlerimiz de zaten bu proje üzerinde hani bize moralmen veya ihtiyaçlarımız dahilinde yardımcı oldular. Yine bölümümüz öğretmenlerinden Ramazan Gürel ve Burcu Durmaz da her şekilde sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Tezgin Çağlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Matematik Öğretmeni 4. sınıf öğrencisi. Biz burada öğrencilerin aslında daha çok matematiği tahtada gördükleri şekilde öcü olarak tanımlamak, kafalarındaki öcü tanımını biraz olsun yıkıp biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Çünkü çocukların kafasında o tarz bir tanım olduğunda ister istemez zorlanıyorlar derslerinde. Yani ön yargılı yaklaştıkları gibi ön yargıyı biraz olsun kırdıysak bizim için burası faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Burcu Durmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Meslektaşım Doktor Ramazan Gürel ile birlikte bu projenin danışmanlığını yapıyoruz. Yusuf Ünal, Büşra Çalışkan ve Sezgin Çağlar öğrencilerimiz bize bu fikirleriyle geldiler. Buna benzer şeyleri biz sosyal medyada görüyoruz, farklı dillerde uygulamalar ama Burdur'da bir ilk olarak gerçekleştirdik aslında. Bizim yaptığımız şey daha çok danışmanlıktı. İşin çoğunu öğrencilerimiz yaptılar. Şimdi bu proje sadece biz buraya görüyoruz ama yani bu projede şu iki adım var. Öğrencilerimiz burada bu uygulamayı yaptılar. Biz bunun etkisine bakacağız. Bu etkiye de şu şekilde bakabiliyoruz. Burada bir anket uyguladık. Katılan öğrencilerin matematik tutumlarını ölçtük. Bir de iki ay sonra tekrar ölçeceğiz. Bu oluşan farklılığa göre bizim bir de kontrol grubumuz var. Bu kontrol grubunda Kemal Solmaz Ortaokulu'nda yapıyoruz. Bu nedenle aslında öncelikle her okulun da idaresine, müdürlerine teşekkür etmemiz lazım. Onlar olmasa biz bu işi yapamazdık yani. Hani onlar bize destek oldular. Bu alanı bize sağladılar her şeyden önce. Onun haricinde bu çalışma bize uluslararası bir eğitim bilimleri kongresinde de sunacağız. Öğrencilerimiz sunacaklar. Bakalım eğer buradan biz olumlu dönükler alabilirsek burada da diğer okullara da yöneleceğiz. Diğer okullarda da bu çalışmayı devam ettirebiliriz. Tabii bu sonuçlara bakmamız lazım önce. Ama öğrencilerden aldığımız dönükler olumlu yönde. İnşallah hani devamlı bir şekilde devam ettirebiliriz. Diğer okullarda da bunu yayabilirsek. Şu an Burdur'da tek bir okulda uygulama var. Sonucuna göre yani biz olumlu dönükler alabilirsek öğrencilerden ve yaptığımız istatistiksel testlerden benzer çalışmaları seneye, öbür seneye de diğer okullarda yapmayı düşünüyoruz. Uygulamanın yapıldığı okulda 8. sınıf öğrencileri de görüşlerini şöyle belirttiler. Matematik Sokağı özellikle TEOG'a giren öğrenciler için görsel hafızalı bir uygulama ve bu TEOG öğrencilerinin stresini bir nebze de olsun azaltıyor. Mesela biz de TEOG öğrencisiyiz ve Matematik Sokağı ile birlikte unuttuğumuz birçok şeyi yeniden hatırlamaya başladık. Evet, faydası oldu. TEOG'da falan yani. Bize yararı oldu yani. Aklımızda kalması sağladı yani gözümüz alışsın yani testlerde hatırlayalım diye. Sen ne verdiceksin? Tabii görsel olduğu için bizim için bir fark çünkü derslerden çıktığımızda gözümüze takılıyor tabii de renkli olduğu için derslerde daha çok avantajı. Matematik Sokağı
böyle akılda kalıcı oluyor. Çünkü genelde geçen sene konularından üçgenin alanı falan çıkıyor. Ben pek bilmiyordum, aklımda kalmıyordu. Sonra burada gördüm, aklıma daha iyi kalmaya başladı artık. Hani yani tekrar etmek için gelebilirim.